Herkese selamlar dostlar. 8 Nisan 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. 3 tanesi futbol, 2 tanesi de Euroleague maçları var. Euroleague'i de yakından takip ediyorum. Onu da değerlendirme altına aldım. Trabzonspor maçıyla başlayacağız. Ondan önce UCL nasıl geçti diye şöyle kısa bir özet geçmek gerekirse. Zaten UCL videosu çekememiştim Şampiyonlar Ligi'ne. Fakat Benzema dün 3 gol ile güzel şov yaptı. Bayern Münih yine sürprizini yaptı. Bakalım kendi evine sağlık maçı gibi 6-7 tane atabilecek mi? Ben sanmıyorum bu sefer o kadar atabileceğini. Her neyse maçlarla başlayalım isterseniz direkt. Gaziantep Trabzonspor mücadelesiyle devam edelim. Gaziantep mücadelesi zor bir mücadele. Şu yönden zor bir mücadele. Trabzonspor'da kart cezası çok fazla. Bu isimler de zaten ilk 11'den isimler. Canini yok. Siopis yok son maçtan dolayı. Bakistas yok aynı şekilde kart cezalısı. Bu 3 tane önemli eksik var. Bakın bu 3 önemli eksiyi çıkartıyorum. Kadro yine ilk 11 güzel çıkıyor bakın. Cornelius, Visca, Vakeme, 10 numara yolunda Abdülkadir. Arkada Dorukhan'la Hamşik oynayabilir. Fakat bu sefer bu isimler devreye girdiği zaman da yedek isimlerde çok fazla. En azından şöyle söyleyeyim. Değişiklik yapacak isim pek fazla yok. Veya onun yerine herhangi birini değiştirmek istese çok fazla verimli olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir öngörüm var benim. Trabzonspor bence ilk yarıda güzel bir performans sergiler. Gol Gaziantep takımından bunu not alın mutlaka takip edin veya Avrupa'dan oynayanlar değerlendirebilir. Oranı gayet yüksektir. Gaziantep gol atarsa burada Trabzon'a bence ikinci yarıda gol atacaktır. Böyle bir önerim var. Gaziantep nasıl oynuyor? Son mücadelesi Kasımpaşa mücadelesiydi. Kasımpaşa erken dakikalarda 10 kişi kalmasına rağmen oyunu üstünlüğünü koyamadık. Gaziantep takımında bir düşüş olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Fakat burada şampiyonla oynayacak. En azından şampiyon olmanın en büyük adayı ile oynayacak. Zirvedeki takımla oynayacak. Farklı bir konsantrasyon olacaktır Gaziantep takımında. Fakat şöyle bir durum var. Yani Cilavuici de bu maçta kart cezalı. Son maçta golü atan isim Ciloboji de bir kafa vuruşunda korner kullanıldı. Seken kafa vuruşunda boşta kaldı, kafa golü attı. Defansın belki mi ve duran toplarında en önemli ismi. Hatta bu sezon 5 veya 6 tane bile golü var Ciloboji'nin. Bu maçta kart cezası, önemli bir eksiklik. Onun dışında futbolun dışında bir şey söylemek istiyorum ben sizlere. Bildiğiniz üzere Süper Lig'de bir yayın ihalesi olayı var. Bu ihale şöyle anlatayım. Şimdi Süper Lig nasıl izlenir? çekişme olursa süperlik izlenir. Daha çok yayın izlenir. Daha çok yayın izlendiği için daha çok para kazanılır. Şöyle bir düşüncem var. Trabzon eğer şampiyon olabilirse bu önümüzdeki haftalarda sanırım tarihin erken şampiyonluğunu ilan etme şansı devam ediyor. Diye biliyorum. Dış etkenler veya bu yayın ihalesi olayları falan Nihat Özdemir de istifa etti. Dış etkenlerden dolayı bir sürpriz çıkar mı diye benim aklımda bir şüphe var. Ben buradan Trabzon'un galibiyetine gitmeyeceğim. Trabzon'un galibiyetine de yüksek oran açmışlar. 1.94 gibi oran açmışlar. Zaten eksik de çok fazla. Ben burada şöyle bir tercih bitti bulunacağım sizlere. 2-3 gol tercihinin burada 1.87 gibi oranı var. Yüksek oran tercihine gittim ben. Bu yüzden 2-3 gol tercihinde geçmek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de geçeyim isterseniz bu mücadeleyi. İkinci maçım Stuttgart Dortmund mücadelesi. Yine güzel bir mücadele. Stuttgart'ın burada isteği olacaktır. Çünkü puan durumuna baktığım zaman da düşme hattının oralarda kıvranıp duruyor. Üst sıralara yükselmek isteyecektir. Dortmund da gol atabilir mi? Önemli olan burada. Stuttgart'ın ben hatta şöyle bahsedeyim kısaca. Stuttgart'ın kendi evindeki oynadığı son öyle 3-4 mücadeleye bakın. Hatta son oynadığı 3 maç 3-2. 3-2-3-2 bitti sanırım. Öyle hatırlıyorum. Galip gelmese de mesela Frank mı ne? 3-2 mağlup oluyor. Augsburg'u 3-2 yeniyor. Ben galibiyetlerden ziyade değilim. Ya skorlara bakıp burada sizlere bir öneri yapmayacağım. Ben evinde oynadığı maçların özetini izledim. Az önce yaklaşık bir saat önce şöyle 3 tanesinin de özetini izledim. Kendi evinde daha çok ofans oynayan bir takım var. Stuttgart adına konuşuyorum burada. Daha çok ofans oynayan bir takım var. Ve son haftalarda da bir kıpırdanma olduğundan dolayı o alt sıralardan zaten biraz yükselişe geçmek istiyor. En azından kümenin ateşinden yükselişe geçmek isteyen Stuttgart takım var. Kendi evinde yine aynı istekli oynayacaktır diye düşünüyorum. Ofans oynayacaktır. Gol bulma yönünde Stuttgart'a ben burada bir gol yazıyorum. Dortmund nasıl takım? Dortmund'un son Leipzig mücadelesini izledim ben. 4-1 gibi skorla net bir skorla oldular. Net pozisyonlarda vermediler açıkçası. Leipzig net pozisyon vermedi Dortmund takımından onu söyleyeyim ben sizlere. Fakat Stuttgart gibi takımlar Dortmund'un üstüne giderse Dortmund ben şunu söyleyeyim tam bir geçiş oyunu takımı. Hızlı bir kontrataklara Haaland, Bellingham bunlar zaten ayağa pas attığı zaman Haaland'ın da sakatlığı geçti. Bu maçta muhtemelen oynayacaktır. Hatta önümde ideal kadrosuna bakayım. Aynen. Mönye'nin bir sakatlığı var. Benim önemli olarak onu söyleyebilirim sizlere. Ev sahibinde de Antun, kart cezalısı bu maçta oynamayacak. Her neyse Dortmund'da bu tür maçlarda geçiş oyunuyla hızlı kontrol ataklarla gol, bulabil gol bulabilen ekip. Ben burada tek bir tercih yaptım. İdealden KG var tercihini aldım. 1.41 gibi de oranı var. Kombineme de koydum. İdeal kombineme değerlendirecekler. Bol şanslar dilerim. Diğer mücadelem Newcastle ile Wolves mücadelesi. Wolves son mücadelesinden kısaca şöyle bir özet geçmek gerekirse galip geldi. Güzel bir futbol sergiledi açıkçası. Wolves takımında ben tek eksikliği forvet olarak görüyorum. Jimenez e, Jimenez kart cezalısı. Geçen maçta oynamadı zaten. Fabio Silva oynadı. Silva karşı karşıya çok net bir pozisyon kaçırdı Aston Villa mücadelesinde. Ciddi anlamda önemliydi. Bomboştu karşı karşıya. Kaleciyle sen bir de bomboş 7 metre kale var. Atamadı mesela. Bu biraz da tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Silva adına konuşuyorum burada. E, 19 veya 20 yaşında olması lazım. Uzun saçlı bir eleman. Uzun saçlı bir eleman. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi Wolves bu maçta gol atar mı? Atamaz mı? Veya Newcastle tarafına baktığımız zaman da son maçlarda sürekli mağlup oluyor. Ve oynadığı son 4 deplasman basman maçını da deplasmanda basmanda oynamış bir Newcastle takımı var. Kendi evinde biraz daha etkin. Bu maça alt üst oynamak elde kalır. Ben bu maçta da kaçamak bir tercih yapıyorum. Açıkçası benim skor beklentim olursa 1-1 diye bir düşüncem var. O yüzden sizlere bir yüksek orandan 2.85 gibi orandan maç sonu 0 önerebilirim arkadaşlar. Ve yine yüksek orandan böyle biraz daha idealle kaçabilecek bir tercih olursa 2-3 gol tercihin oranı 1.84. Önerim bu yönde değerlendirecekler varsa bu 2-3 gol ile bence yüksek bir oran. Ee, ev sahibinde bir önemli eksiklik var mı diye baktığımda Trippier'in sakatlığı devam ediyor. Callum Wilson bu maçta olmayacak. Sen Maximin, Chris Wood oynayacak. Murphy arkalarında Joel Intan, Shelby gibi isimler de olacak zaten. O yüzden 2-3 gol burada 1, 1.84'ten bir yüksek oran tercihim olabilir. Bir maç sonu 0'da 1-1 gibi bir skor beklentim olduğundan dolayı da 1, 2.85'ten de yüksek oran sistem kuponlarını ekleyebilirsiniz. Kızıl Yıldız Anadolu Efes mücadelesi. Anadolu Efes'in son maçını tekrardan ben izledim. Galip geldi. Fakat çok iyi başlamıştı. Sonralarda biraz duraksadı. Tabi zaten bu mutlaka olacaktır. Bobo bu maçta yoktu. Keza mis de yoktu zaten. Mis için sakatlı var. Bir haftaya falan dönecek sanırım. 3 haftalık bir sakatlı vardı. 2 haftaya yakın oluyor. Şimdi Simon o maçta devreye girmişti biraz. Simon devreye girince hatta spikerler de sevindi. Playoff öncesi de Simon'u da kazandık tekrardan. Simon güzel bir e, performans sergiledi. Larkin Keza öyle. Moerman'ın da maşallah var. Sezon başından bu yana sezon ortasından şöyle baktığım zaman da inanılmaz bir gelişim gösterdiğini söyleyebilirim. Özellikle dış atışlarda kendini inanılmaz geliştirmiş. Atta 4 at 4 tane dış atış kullanıyorsa, üçlük kullanıyorsa iki tanesini %50'lik sallıyor. Yani yüzdesine şu an bakmadım ama yüksek olduğunu biliyorum. Çünkü maçlarını sürekli izlediğim bir takım Anadolu Efes. Kızıl zaten bir iddiası kalmadı. nasıl bir iddiası kalmadı? İlk 8 zaten belirlendi. Playoff belirlendi. O yüzden Kızıl da burada çok kendini kasacağını düşünmüyorum. Kasacağını düşünmediğimden kasıt şu yani. Savunmaya çok fazla ağırlık vermeyecektir. Gelecek sezon hazırlıklarını artık bir nevi burada antrenman maçları olarak görebilir. Ben sayılı bir mücadele bekliyorum. Şöyle bir tercih olacak bende. İlk yarı 75.5 üstünde oranı 1.50 gibi oranı var. Ben ilk yarıdan 76 sayının çıkabilmesini bekliyorum. Anadolu Efes'in zaten savunmayı çok fazla yapamadığını biliyorum ben savunmaya çok fazla tam bir savunma takımı değil. Hücum takımı olarak değerlendirebilirim. Bir kategoriye değiştireceksem. O yüzden burada ilk yerden gelecek 76 sayı 150 gibi oranı var. İlk yer küçük üstünü değerlendirecektir önerim o yönde. Ve son maçı Monaco ile Alba Berlin mücadelesi. Alba Berlin'in oyun stili şu şekilde. Alba Berlin'in yine çoğu maçını seyrediyorum. izlediğim bir takım. Alba Berlin şeye bağımsız oynuyor. Skora bağımsız oynuyor. Sürekli bildiğin oyunu oynuyor. Bu güzel bir şey. Galip de gelebiliyor Euroleague'de. Ee, şöyle puan durumundan da gösterecek olursak Alba Berlin. 9. oldu Alba Berlin. Şey, playoff X8'e giremedi. Fakat en kıyısında kaldı. Eğer böyle gelecek sezonlarda devam ederse Alba Berlin'den burada iyi bir gelişim kazanmasını bekliyorum ki. Monaco takımı benim bu sezon playoff'un sürpriz isimlerinden, sürpriz takımlarından bir tane olabileceğini düşündüğüm takımlardan bir tanesi. Çünkü Mike James önderliğinde in inanılmaz bir iş çıkarıyor. Hatta ben burada... Kombine aldım. yüksek oran önerisi de yapacağım ben burada. Ben burada direkt sizlere idealimi söyleyeyim isterseniz. Burada ben Monaco takımının burada 82.5 üstünü aşabileceğini düşünüyorum. En az 83 sayı atar diye düşünüyorum ben burada Monaco takımı. Ev sahibi 82.5 üstü oranı 1.48 gibi oranı var. İdealdir. Değerlendirme alabilirsiniz. Monaco önderliğinde Dante Hall olsun, Paris Lee olsun. Bunlar dış atışlarda güzel bir yüzde yakalıyor ki pota altında da çok başarılı bir Monaco takımı. O yüzden ev sahibi 82 buçuk üstü zaten sizlere idealden önerebilirim. 1.48 gibi orandan kombineme de koydum. Yüksek orandan ise maç 1 ve 164 buçuk üstü 2.24 gibi orandan değerlendirim altına alabilirsiniz. Bu da sizlere yüksek oran önerimdir. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 5 maç önerim vardı. İdeal kombin önerimi ekrana gelsin. İdeal kombin önerimiz ise arkadaşlar Burada Dortmund mücadelesinin KG varını aldım. Stuttgart'ın kendi evinde ofans oyununu tekrar sergileyeceğini, Dortmund buna karşılık verebileceğini zaten düşündüğümden dolayı 1.41 gibi orandan KG varını aldım. Monaco mücadelesinde ise Monaco'nun bu sezon zaten kendi evinde sadece 2 maç 82.5'un altında kaldı. Birinde 79'da, birinde 81 olması lazım. Ondan ziyade istatistikleri bir kenara bırakalım bir hedefi var. Yine playofflara kalmasına rağmen bir sıralama yükseltme hedefi var. O yüzden ev sahibi 82.5 üstte 1.48 gibi oranla sizlere önerdim. Kombin önerim bu şekilde değerlendirecek arkadaşlar. Bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.